RT Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Erzincan Belediyesi tarafından 2015 yılında 35 milyon liralık bütçeyle yürütülecek olan çalışmaların ve projelerin toplu başlangıç töreni düzenlenerek yatırım sezon açılışı yapıldı. Erzincan Belediyesi tarihinin en büyük üst yapı çalışmaları başlatılacak. 2015 yılında Erzincan Belediyesi tarafından 35 milyon liralık bütçeyle yürütülecek olan çalışmaların ve projelerin toplu başlangıç töreni düzenlenerek yatırım sezonu açılışı yapıldı. Belediye Sarayı önündeki törene Vali Süleyman Kahraman, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Aldemir, Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Merkez İlçe Başkanı Tuna Güneş, İl Protokolü, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, belediye yöneticileri ve çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program Mehter Takımı konseri ve Belediye Halk Oyunları ekibi gösterisiyle başladı. Programda Erzincan Belediyesi'nin 2014 yılındaki yatırımları ve projelerinin anlatıldığı Sinevizyon gösterisi yapıldı. Ardından konuşan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 2015 yılında Erzincan Belediyesi'nin tarihindeki en büyük üst yapı çalışmasına imza atılacağını belirterek projeler hakkında bilgi verdi. Can suyu projemizin arıtma tesisi revizyonu, 15 kilometrelik kanalizasyon yapımı, 20 kilometrelik yağmur suyu hattının İhaleleri yapıldı. İnşallah bu yakın zamanda yer teslimi yapacağız ve bunların da bir yıl içerisinde yapımı tamamlanmış olacak. Ayrıca ikinci etap otomatik sulama sistemi 15 kilometrelik kısmın yapımına başladık. Eski su mesire alanının revizyonunu yenileme çalışmaları başladı. Ayrıca yine 10 kilometrelik ikinci etap bisiklet yolu projemizin startını verdik. Çadırcı hamamımızın restorasyonunun çalışmasını başladık. Ayrıca 70 kilometrelik mahallelerde, ara sokaklarda, caddelerde asfalt çalışmasının hazırlıklarını yaptık. Havaların ısınmasıyla birlikte buna başlayacağız. Yine 6 milyon değerinde olan Erzincan ve ilçelerine hitap edecek kesim evi projemizin projesini hazırladık, ihalesine çıkacağız. Bu sene onun temelini atacağız. Yeni itfaiye merkezimiz hak ettiği bir yerde hizmet verebilmesi için 5 milyon TL değerinde yeni itfaiye binamızın temelini atacağız. Ayrıca 175 kilometre mahalleli aralığındaki trotuar ve kaldırım çalışmalarının ihalelerini yapacağız. Süleyman Demirel İş Merkezi'nin dış cephe düzenlemesi, giydirme çalışmalarını, yenileme çalışmalarını başlatacağız. Yine ayrıca yıllarca atıl duran jeotermal kaynak dediğimiz kaplıcalar bölgemizin yatırımlarını hızlandıracağız ve oranın da hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız. 1,5 milyon değerindeki yeni bir belediye kreşini hayata geçireceğiz. Aile danışma ve psikolojik merkezinin çalışmalarını başlattık, personel alımını yaptık ve bununla ilgili hizmet devam ediyor. Bu bütçeye dahil olmayan, ayrıca çalışmalarımız son sürat devam eden kentsel dönüşümde Kızılay, Hocabey mahalleleri ve Merkez Çarşısı'nda TOKİ ile protokollarımız imzalandı ve yakın zamanda müşavir firma ihalesiyle bu işin de startını vermiş olacağız. Vali Süleyman Kahraman ise belediye, il genelinde yürütülen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek 2015 yılı faaliyetlerinde başarı dileklerinde bulundu. İnşallah bu sezon belediyemiz, belediye hizmetleri ve yatırımları çok iyi bir şekilde yürüyecektir ve hedefini 35 milyon liralık hedef inşallah kısa zamanda tamamlanacaktır. Ve inanıyorum ki 2014 yılındaki performans 2015 yılında
2015 sezonu daha iyi bir yakalanacaktır diye düşünüyorum. İl müftüsü Yavuz Karabayır'ın yaptığı duanın ardından sezon açılışı yapılarak kurban kesildi ve araç konvoyu düzenlendi. Milletvekili genel seçimleriyle ilgili Erzincan Valisi Süleyman Kahraman başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda alınacak tedbirler görüşüldü. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimleriyle ilgili Erzincan Valisi Süleyman Kahraman'ın başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Polis evindeki toplantıya Vali Süleyman Kahraman'ın yanı sıra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, ilçe emniyet amirleri ve jandarma komutanları, ilgili kurumların şube müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Kahraman, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla valilik olarak tüm tedbirlerin alınacağını dile getirdi. Vali Kahraman, Erzincan halkının hoşgörülü ve anlayışlı bir halk olduğunu belirterek, Erzincan'ın asayiş yönünden huzurlu bir il olduğuna dikkat çekti. Vali Kahraman, seçim yasakları konusunda da siyasi partileri uyardı. Sayın seyirciler, 7 Haziran genel seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adaylığını açıklayan Can Erzincan TV ve Kanal 24 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Aktaş, parti yöneticileriyle birlikte açıklama yaptı. Aktaş, Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara taşımak için el birliğiyle çalışacağız diye konuştu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden Erzincan milletvekili aday adaylığını açıklayan Can Erzincan TV ve Kanal 24 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Aktaş, parti yöneticileriyle birlikte açıklama yaptı. Basın açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hasan Özaslan, MHP İl Başkanı Bekir Aksun, Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Mutlu, Kadın Komisyonu üyeleri, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, parti yöneticileri ve kalabalık bir partili grubu katıldı. Seçim süreci hakkında bilgi veren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Aksun, yapılacak seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara yürüyeceğini vurgulayarak iktidar partisini eleştirdi. Biz siyasetimizi bir kara sevda gibi özümsemişiz, kimse silemez yüreğimizden. Ne kapitalizm, ne komünizm, ne de yerli uşakları bizi bu yoldan döndüremeyecekler. Herkes hesabını ona göre yapmalı. Ardından konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Milletvekili aday adayı Recep Aktaş, seçim süreci hakkında bilgi verdi. Aktaş, Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara taşımak için el ele vererek çalışacaklarını dile getirdi. İsmim Recep Aktaş. Erzincan Refah ilçesinde doğdum. 1960 doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Refah'ı da tamamladım. Daha sonra Erzincan Öğretmen Okulu'na başladım. Eğitim Enstitüsü'nü Erzincan'da okudum ve daha sonra Sivas Eğitim Enstitüsü'nde öğrenimi tamamladım. Biliyorsunuz o zamanki dönemlerde sürgünler yaşadık. Sürgünler yaşayan bir arkadaşımızdım. Bu çileyi o zaman içinde yaşayan, çeken, hak mahkemelerinde yargılanan birisiyim. Ve daha sonra 1989 seçimlerinde Refahiye'den, o zaman Milliyetçi Çalışma Partisi olan partimizden belediye başkanı adayı olmak için görevinden, öğretmenlik görevinden istifa ettim. 1989 seçimlerinden sonra da Erzincan maden suyunu pazarlamak üzere İstanbul'a taşındı. Çünkü benim bir Erzincan sevdam vardı ve bu sevdaya memleketime nasıl hizmet ederim düşüncesiyle başladım. Can Erzincan diye gazete çıkardım. Ve bu gazeteyi kısa zamanda tüm Türkiye'de dağıtımını sağladım. Yani Türkiye'nin her noktasında Can Erzincan'ı satılabilir duruma getirdim. Ve ismi yerel olup ulusal bazda satılan tek gazete, hala yoktur öyle bir gazete. Can Erzincan gazetesi olmuştur. 6 yıl aralıksız Can Erzincan diye hepinizin de belki takip ettiği, bildiği programı sürdürdüm. Ve programı yaparken izleyicilerimiz hep bize arar şunu söylerdi. Canlı yayına, telefona bağlanarak. Neden Erzincan'ın bir kanalı yok? Biz niçin başka kanallarda program yapıyoruz? Bizim bu kadar iş adamımız, bürokratlarımız, bakanlarımız var. Neden Erzincan'ın bir kanalı yoktu diye biz de sistemlerde bulunuyorlardı. Ben de bunu dikkate alarak böyle bir çalışma başlattım.
Sayın Bakanımızla, bürokratlarımızla, milletvekillerimizle, iş adamlarımızla, bildiğiniz Erzincan'ın en büyük, Türkiye'nin en büyük zengin iş adamlarına tutun, hepsiyle birebir televizyon kurmak konusunda görüşmelerim ve çalışmalarım olmuş oldu. Fakat hiçbir netice alamadım. Şunu düşündüm. Dedim ben eğer bu kanalı televizyonu kurarsam mutlaka televizyon kurulduktan sonra destek olacaklardır düşüncesiyle çok büyük risklere girerek televizyonu kurdum. Uyduya açtık, yani başladık ve tekrar ziyaretlere başladık. İş adamlarımıza gittik, konuştuk. Fakat hiç kimse yine destek olmadı ve çok sıkıntılı dönemler geçirmemize rağmen bende bir şey var, bir yola baş koyursam onu mutlaka başlarım. Tabii ki önce o işe inanmak lazım, ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın rızası olmak lazım. Allah'ın yardımıyla zor olan, zor işleri başarabilen bir yapım var. Burada da inşallah bir zor başaracağız ve televizyonumuzu şu anda çok iyi noktalara getirdik. İyi noktalara getirmenin ötesinde yeni bir kanal daha kurarak kardeş kanalımız olan Kanal 24 televizyonunda yayına soktuk. Şu anda Erzincan'ın bir tane televizyonu yoktu. Şu anda Erzincan'ın uyduda olan iki tane kanalı var ve 24 saat Erzincan'ı dünyaya tanıtıyor. Efendim ben normalde eskiden beri siyasetin içerisindeyim. Fakat öğretmenliğe döndükten sonra siyaseti bıraktım. Bahsetmiştim. Refahiye'de MÇP'den belediye başkanı adayından sonra yine baktım partimiz sürekli kapalı kalıyor. Refahiye'de ilçe başkanlığı yaptım bir dönem. Daha sonra İstanbul'a taşındığımız dönemde de Şişli'de Milliyetçi MÇP, Milliyetçi Çalışma Partisi'nde iki dönem başkan yardımcılığı yaptım. Öğretmenlikte görevime dönünce de tabii ki mecburen siyasi hayatımıza ara vermek durumunda kaldım. Fakat bu bizim sevdamız içimizde hiçbir zaman sönmedi. Biz de efendim sağa sola kaymalar olmadı ve bu adaylık konusunda da çok yerlerden zaman zaman bazen aday olmam noktasında başka partilerden de bazı durumlar oluyor. Ama ben hepsine şunu söyledim. Siz dedi herhalde beni çok iyi tanımıyorsunuz. Çünkü bizim bir partimiz var. Ben eğer aday olacak olursam mutlaka gider kendi partimden aday olurum. Recep Aktaş olarak burada benim de bir sorumluluğum yok mu? Ben de ne yapabilirim? Diye gece saat 3'tü tahmin ediyorum. Yatmamıştım. Partimize mesaj attım. Mail attım. Dedim ki şu saatten sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmaya karar verdim. Son günü ayın 18'i son günü saat 5'e 5 kala genel merkezimize giderek aday başvurumu yaptım. Ve şu anda tabii ki partimizde başka adaylarımız da var. Keşke sayısı daha çok fazla olsa. Çünkü ben bir gün önce İstanbul'daydım. Dün İl başkanımızı ziyaret ettim ve Otlukbeli'ne gittim. Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ziyaret ettim. Ve gördüğüm manzara gerçekten beni çok sevindirdi, çok heyecanlandırdı. İnanın şimdi eskiden devamlı konuştuğumuz çaktırmadan, yani partimizin olmadan konuştuğumuz insanlara baktığımız zaman en azından ne tarafa doğru yönlendiğini görüyordum. Ama şimdi gördüm ki İstanbul'dan Otlukbeli arasında düşünce yaptığım araştırmaya baktığım zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğru bir eğilimin olduğunu, vatandaşın artık Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih etmeye başladığını görüyorum ve bu bizi sevindiriyor. Erzincan'da bu rüzgarı çok iyi bir şekilde estirirsek Erzincan'da başarı yakındır. Başarı çok rahat bir şekilde alabiliriz. Bu yüzden ben tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Yıldızlar puanlı atletizm müsabakaları başladı. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda yapılan yarışmalarda sporcular farklı branşlarda dereceye girebilmek için mücadele ediyorlar. Okul sporlarının 2014-2015 eğitim öğretim yılı faaliyetleri devam ediyor. 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda başlayan Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar puanlı atletizm müsabakaları 2 gün sürecek. Atletizm müsabakalarının ilk gününde Yıldız Kızlar 100 metre, 300 metre, 800 metre uzun atlama, gülle atma ve cirit atma kategorilerinde yarıştı. Yıldız erkekler ise 100 metre, 300 metre, 800 metre, yüksek atlama, disk atma ve 3 adım atlama kategorilerinde yarıştılar. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde havanın
sağanak yağışlı olması bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Erzincan ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 5-15, Erzurum 1-9, Sivas 5-15, Elazığ 5-15, Malatya 6-15, Bayburt 3-13, Tunceli 5-15, Gümüşhane 5-16, Giresun 10-15 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Çift Pınar Eczanesi. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın farklı bir Erzincan gündemiyle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.